soruyorum mesela. Bu gıda maddesi değil ama zeytinyağı tenekesi olsa burada, evet, indirim olsa burada bir tane teneke kalmaz. Ama bizim sektör öyle bir şey değil. Yani önce insanlar gıdalarına daha çok değer veriyor. Yani o da olmalı tabii ki. Yeme husus adında mı? Yani temel gıda maddesine ağır görüyor insanlar. Tabii ki temel gıda maddesi. Şimdi vatandaş Ramazan geliyor. Niye yapacak şimdi? Her şey lazım. Bir hurmanın kilosu. Biz en kalitesini yemeye çalışıyor. Yani iyi hurmayı kim yiyecek ki? Kaç lira hurma? 100 lira, 150 lira hurmanın kilosu olur mu memlekette? Bunlara eşdeğer olur. Fındık da olmalı 50 lira. Ama bizim Karadeniz lahanası bulmadan daha iyi ya. Abi iyi ama... Karadeniz bazısı var mesela. Ama bunlar... sen hastasın diyelim, bir tansiyonun var, şekerin var. Ona göre de gıda değiştirmek zorundasın. Öyle mi? En kalitesini de yiyemezsin o zaman hastaysan. Peki bu şartlar altında... asgari ücret de şeyin altında kaldı. Diyelim bu... aylık insanların geçim... Aydın mi? Bak şimdi ona hesaplayalım. Edin kilosu, et kilosu 140'a çıktı, 110'a çıktı. Bu şartlarda oruç tutulur mu sizce? Onu ekonomistler bunun hesabını yapamadılar. Ekonomistler bu hesabı yapsaydılar bu vatandaş bağırmazdı bu asgari ücretle. Devlet burada devreye giremiyor. O da bekliyor 3 ay dönem diyor. Belki de 6 ay diyecek. Ona nasıl bakacağını diyecek. Memurun işte bu... nedir o asgari gezilen insanların... Asgari ücret konusu şu anda şeyin altında kaldı galiba. Enflasyonun altında mı kaldı? Eridi gitti. Eridi gitti yani. Bu şartlar arabası altında... Arabası olan da gezemiyor. Bu şart şimdi normalde et fiyatları da yukarı çıktı. Yani bir insanın aldığı asgari ücretten gezilme şansı zayıfa düştü. Şimdi asgari ücret... Şimdi insan ya birinden isteyecek, ya dilenecek, ya çalacak, ya bir şey olacak yani. Burada bir sıkıntı ama var. Ama devlete günah değil mi bizi dilenciye bakıyor? Sezgin Bey, Sezgin Bey. Bu şart... Sezgin Bey, biz bu şart... anamızın terini kazanmak istiyoruz. Yok, tamam istiyorsun da, şimdi evet, tablo ortada. Bu şartlar altında oruç tutulur mu? Vatandaş aç, perişan. Şimdi onu doktor da ona bir şey çözüm bulmalı. O da doktor da diyecek ki işte bu kıdaları alamayınca bu da tutamaz. Şimdi dini boyutu da var bunun, tıp olarak da var. Ona ben giremeyeceğim şu anda. Ben yanlış şunu diyeceğim. Bak İstanbul'da et balık kurumlarında daha önce etin fiyatları çok düşüktü değil mi? Bunlara niye %40, %50 daha zam yaptılar? Değil mi? Kurum mu batıyor? Et kurumu mu batıyor yani? Burada vatandaş en ucuz değil, oraya gitti. Şimdi vatandaş temel temel 7, gıda 10, maddeleri, temel ihtiyacını karşılaması için enflasyonun altında kaldı para aldığı asgari ücret. Hmm. Burada bir çöküş var. 500-600 milyar lira bir sıkıntı var. Tamam. Bu şartlar altında oruç tutulur mu? Vatandaş aç. Tamam da ne olacak? Yardım ya, kimlerden alacak? Ne yapacak? Mi? O zaman şimdi herkesin ne bileyim burada asgari ücretlere tekrar devlet yardım etmeli. Edini vermeli, bilmem ne kumanyasını vermeli. Bir koliyi gel, iş koli yapmalı. Yani artık. Yani Ramazan yani, yardımı çok önemli diyorsun. Tabii. Şimdi bu memleketi Müslüman memleketi değil mi? Müslüman. Zenginlerimiz nerede? Kime yardım ediyorlar? Daire mi atacak bir katta? Öteki bir dükkan daha mı alacak? İnsana yatırım yapılmadıktan sonra ne kadar mala mülke yatırım yaparsan yap, evet, insana yatırım yapmamış olursun. Yatırım şart. Bu da Allah'ın gücüne gider. Daha büyük büyük belalar, felaketler bizi bekliyor. Nereden biliyorsun sen? Bilmek önemli değil. Hani dedin ya. Allah-u Teala diyor ki cömert olun. Ben cömertleri severim, veririm. Madem ki bu zenginlerimiz cömert şu anda. Ramazan'da niye buluşamıyorlar yani? Bir kumanya ikiye niye çıkaramıyor? Önemli bir konuya değindiniz. Versinler. Tamam, bu ara takipçi izleyicimiz de çoğaldı aşırı derecede ve Osman Başkan yazmış. Versinler o zaman Ramazan'da. Trakya'dan ne diyor? Trakya'dan selamlar. Aleyküm selam. Trakya'dan. Onu Tavut Kamze Habiboğlu o, yazmış. Ben de selam söylüyorum. Kümüşhane Kürdün'den selamlar. Tamam, anamın memleketi. Öyle mi? Tabii benim annem orada Eyüboğullarında. Kürdün'den, Kümüşhane. Kürdün'de Uluköy'de. Dayım bile var orada. Uluköy'e selamlar olsun o zaman Akdeniz Kürdün. Akdeniz Market'in sahibi benim dayımın oğludur. Tamam. Çok güzel. He. İnsanlar birbirine bağlı. Akraba, eş, dost. Yani onu demek istiyorsunuz. Annemin tarafı oralı tamam yani. Tamam. Şimdi gelelim Vakfı Kebir'deki konuya.